Yeni bir teknoloji daha var. Erkekler için umut olan sperm dondurma. Sperm dondurma yöntemi bugün hangi erkeklere öneriliyor? Özellikle de kanser tedavisi görecek erkeklerde sperm dondurma yönteminin nasıl bir etkisi var ve dondurulan spermler ne kadar süre saklanabiliyor? Çok kısa rica edeyim, bir iki dakika içinde. Evet, şimdi onkolojik hastalar yani ya bizim kendi sistemimizden düşünürsek, ürolojik olarak düşünürsek testis tümörleri yani çok yani 100 binde 3 görülmesine rağmen görüldüğü anda zaten şeyde ergenlik döneminden sonra ya da evlilik döneminde 20-25 yaşlarda en sık görüldüğü çağlar. Eğer biz bunlara testisini alacaksak ya da arkadan kemoterapi görecekse mutlaka biz bu hastalara spermlerin dondurmalarını öneriyoruz. Çünkü ileriki dönemde mutlaka bunlar tedaviler olduğu zaman baba olmaları için sperm lazım ama kemo ve ya da radyoterapi sonrası bunların germ hücreleri hemen hemen hiç kalmıyor yani. Bunların yasal süresi yaklaşık 5 yıl ama bunlar dilekçe verdiği anda bakanlığa gidiyor. Yani sağlık müdürlüğüne oradan bakanlığa. Bunlar uzatılıyor. Biz bunları istediğimiz zaman ya intrauterin inseminasyon ya da genelde tüp bebek yöntemiyle yani IVF, ICSI yöntemiyle biz bunları çocuk sahibi olabiliyoruz. Diğer kanserlerde de böyle. Kadınlar için de aynı ya da işte meme kanseri olan ya da başka bir kanser olan yani hematolojik kanserler de çok önemli. Bunlar da biliyorsunuz çocuk değilse yani sperm alabilecek düzeydeysek bunları mutlaka saklayıp ileriki dönemde bunları kullanmakta yarar var. Aksi halde bulamıyoruz yani.